Yatsı namazının vaktiyle ilgili olarak iki vakitten bahsediliyor. Cebrail aleyhisselam şafağın kaybolduğu saatte de yatsıyı kıldırdı. İkinci günde son yatsı namazını gecenin üçte biri geçtikten sonra kıldırdı buyuruluyor. Buradaki şafak ve gecenin üçte biri kavramlarını açıklar mısınız? Bu Haluk Bey maşallah çok dikkatli birisi. Güzel güzel sorular da soruyor hemen her derste. Tabi bu da çok güzel bir soru. Şafak kelimesinin anlamı Arapçada akşam güneş battıktan sonra batı ufkunda gözüken kırmızılıktır. Peygamberimiz birinci günü o kırmızılık kaybolduğu zaman, kırmızılık kaybolunca arkadan beyazlık kalır. O zaman yatsıyı kıldırmış ki yatsının birinci vakti odur. Yani ilk vakti o zaman girer ki yani yaklaşık şöyle 6 derece ile 8 derece arasında. Yani bizim buralarda 6 derece olarak gördük de geçen de şeyde biraz farklı olabilir diye bir kanaat ortaya çıktı. Tam inşallah net neticeyi Haziran'daki gözlemden sonra söyleriz. Yani 8 derecede olsa güneşin batmasından işte 40 dakika sonra falan 6 derece olunca 30 dakika sonra yatsı vakti giriyor. İşte o zaman kıldırmış Peygamber Efendimiz'e birinci gün yatsı namazını Cebrail Aleyhisselam. Gecenin üçte biri geçtiği sırada yani o da yatsı namazının son vakti oluyor. Gasakulleyl denen vakit. Şimdi bazıları geceyi üçe bölerken diyor ki akşam saat 6'da güneş batıyorsa, sabah 6'da doğuyorsa gecenin uzunluğu 12 saat eder. 12 saati 3'e böldünüz mü? Her bir bölüm 4'er saat eder. Güzel. Saatin yok. Hadi böl bakayım. Böl bakayım. Peygamberimizin saati mi vardı? Böyle hesap mı olur? Gecenin bölümleri ayetlerde de falan var. Zaten bunu çok anlattık namaz vakitleriyle ilgili. Sadece kısaca söyleyeyim. Güneş battıktan sonra hava kararıncaya kadar birinci bölümü yani karanlığın çökmesi dediğimiz yani yıldızların küçük yıldızların da ortaya çıktığı ve karanlığın çöktüğü vakitten sabahleyin tan yeri ağarıncaya kadar buna gecenin ortası denir, gecenin yarısı denir. Türkçe'de de söylenir bu. O zamana kadar ikinci bölümü, tan yerinin ağarmasından güneş doğmasına kadar da üçüncü bölümüdür. Yani geceyi bölerken güneş ışıklarından yararlanarak bölmek gerekiyor. Ayet-i kerimelerde, hadislerde öyledir. Dolayısıyla gecenin üçte birinin sonunda kıldırmıştır Cebrail aleyhisselam. Yani daha gecenin ikinci bölümü girmeden birinci bölümünün sonunda kıldırıyor. İşte diyor ki yatsı namazı bu iki vakit arasındadır. Yani gasakulleyl diye ayette geçen havanın karardığı vakit ki Türkiye'de ezan okunmaya başladığı vakittir o yatsı namazının son vakti. O zamana kadar işte ezan okunmaya başladığı zaman gecenin birinci üçte biri bitiyor, ikinci üçte biri başlıyor. İşte o zamana kadar ifadesi, o hadis-i şerifte geçen odur. Evet, yine aynı sorunun devamı. Bir dersinizde Peygamberimizin yatsı namazını hacda gecenin geç vaktinde kıldığını da söylemiştiniz. Bugün biz Diyanet'in ilan ettiği vakitte namaz kıldığımızda Peygamberimizin hac örneğinde olduğu gibi yine de namazı vaktinde eda etmiş olur muyuz? Şimdi orada tabii ben onu söyledim ama ondan sonra sürekli düşündüm düşündüm Peygamberimiz bu namazı niye burada kılmış? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta öğle ile ikindiyi birlikte kılmıştır. Güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrıldığına göre güneş batınca akşam namazının vakti oluyor. Akşamla yatsıyı da orada birlikte kılardı. Ve son derece normal bir şeydi. Şeyden Arafat'tan Müzdelife'ye doğru iniyor. Niye orada kılıyor? Çünkü ayeti kerimede şöyle bir şey var. Şimdi şunu tekrar edeyim. O şey bulsana bu Taha suresindeki Akimus salate lidikri kaçıncı ayetti? Namazı beni zikir için kıl dediği için Allahü Teala üzkurullah kelimesi
14. ayet. Evet. Taha suresi 14. Taha 14. Birçok yerde yani namaz kılma manasına gelir. Allahü Teala şeyle Müzdelife ile ilgili ayet-i kerimede şöyle diyor. Estaiz billahi feyde afattum min Arafat. Arafat'tan aşağıya doğru aktığınız zaman ki böyle sel gibi akıyor hacca gidenler bilir. Zaten o manaya geliyor kelime. Fezkurullah indel meşaril haram. Meşaril haram yanında Allah'ı anın. Yani namaz kılın. İşte Peygamberimiz de orada bu namazı kılıyor. Zaten o Tay kabilesinden birisi orada onlara yetişiyor Arafat'tan geçerek. Ya Resulallah benim haccım oldu mu diyor. Arafat'a gelip size yetişemedim işte yani. Ben hayvanımı da yordum, ben de yoruldum. Sadece dağ tepelerinde birazcık dinlenebildim. Koşturdum ancak size burada yetiştim. Arafat'tan geçmiş, gelmiş. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem işte bugün de Arafat'tan geçen ve burada bizimle beraber bu namazı kılan kişi fakat kada tefesehu yani Arafat'ta vakfesini ve Müzdelife vakfesini yapmış olur diyor. İşte bu ayeti kerimeden dolayı yani benim anladığım kadarıyla mutlaka budur demiyorum ama ben bu böyle anladım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamla yatsıyı sadece şeye mahsus olmak üzere, hac dönemine mahsus olmak üzere orada kılmıştır.